Indo Defense'in gerçekten ilginç tasarımlarından biri de arkamda görmüş olduğunuz I-22 konsepti. Info Global olarak adlandırılan bir Endonezyalı şirketin geliştirdiği insanlı bir mini savaş uçağı. Şirketin hedefi bu küçük konseptle öncelikle havacılığa ses süratinin üzerinde uçabilecek bir uçak tasarımı gerçekleştirmek. Arkasından da bunu geliştirmek, hem insanlı hem de insansız bir tasarım haline getirip bunu farklı alanlarda kullanabilmek. Hedef 10-15 yıllık bir süreç öngörülüyor. Gelecekte bunu Endonezya Hava Kuvvetleri'nde kullandığı F-16'ların yerini alabilecek bir konsept. Endonezyalı mühendislerle konuştuğumuz zaman 4,5. nesil bir uçak hedefliyorlar ve uçağın çok büyük olmasına da gerek olmadığını belirtiyorlar. Burada amaç küçük görevlilerin örneğin gövde içinden dronlar atabilir veya farklı modelleri havada yakıt ikmali yaparak diğer uçakların uçmasını sağlayabilir gibi değişik konseptleri bu yaklaşım içerisine uygulamayı hedefliyorlar. Burada tabii ki baktığımız zaman malum Endonezya bir taraftan da Güney Kore ile birlikte KF-21 projesinin ortağı. Fakat KF-1'in öncelikli olarak ilk çıkacak modeli 4,5. nesil verilecek. Çünkü 5. nesile kaydığı zaman stealth olarak adlandırılan radara gönüllü düşük olan proje var. Bununla ilgili olarak bazı teknolojileri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Endonezya'ya verilmesini istemiyor. Burada da amaç KF-21 ile birlikte I-22'nin Endonezya'nın havacılığının geleceğini oluşturulması, biraz da işi bu konuda buralara taşımak, bir şeyler öğrenmek hedef. I-22'nin teknik özelliklerine baktığımız zaman uçağa Skatan adı verilmiş. Bu uçak çok görevli, çok rollü bir uçak ve gövde uzunluğu sadece 12,5 metre. Kanat açıklığı da 7 metre olarak planlanmış. Yerden yüksekliği 3,5 metre. Uçakta çift motor kullanılacak. Bu motorlarla ilgili henüz bir karar verilmiş değil ama Eurofighter'da da kullanılan serinin belki reverse engineer olarak adlandırılan, kopyalanarak bir farklı modelinin yapılması söz konusu ama Endonezyalılar art yakıcılı yani afterburner'lı bir motor talep ediyorlar. Ve görev yapılacak pilot sayısı da 1 ve 2 kişilik modeli de bu uçağın ortaya çıkacak. Gerçekten ilginç bir tasarım. Bakalım nereye doğru gidecek, ben de merak ediyorum.